Merhaba değerli arkadaşlarım. Yine başka bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü seçtiğim konu çoğunuzun merak ettiği ve çoğu hocanın, çoğu kişinin tartıştığı bir konu. Eminim siz de karşılaşmışsınız bu konuyla. Bölgesel injeksiyon kasın büyümesine sebep olabilir mi? Yani hepiniz duymuşsunuzdur. İşte bir hoca, bir öğrenci, bir kişi... İşte sağ omuzun daha küçük, oradan injekte edelim steroidi, orası daha fazla büyüsün. Sol su, sırtın daha küçük, işte romboidin daha küçük, oradan yapalım o büyüsün falan. Duymuşsunuzdur bunu. Ee, bu çok fazla tartışma konusu olduğu için bilim adamları geliyor, kaç tane analiz yapıyor, kaç tane makale ve araştırma yapıyor bu konu hakkında. Ve tabii ki bu eski bir şey, bunun söylediğim şey, olay. Ve bunların sonucunda bir tane ortak bir karara, karara varılıyor. Meta analiz olarak yani ona istinad edebilirsiniz gerçekçi bir şey. Meta analiz olarak dışarıya çıkıyor ki sizinle onu paylaşacağım. Ee, şimdi bizim kas büyümemiz kaç tane yolu var? Bir, siz kası çok fazla yorarsınız, enerjisi biter, enerji toplaması yapar içinde. Ee, bu bir yolu. Yani enerji topladığı için, yükleme yaptığı için kendi içinde büyüyor. mitokondriya. Ee, bir tanesi kası yırtarsınız. O yırtılmanın e, peşinden kas kendini sizini onarıyor. Ee, ve daha büyük hale geliyor. miyofibril. Veya ya da e, kas e, artık diyor ki yani beyne gönderiyor diyor ki abi yapamıyoruz bu ağırlığı kaldıramıyoruz. Bu yine bu ağırlığı kaldıracak. Gelin bu e, telleri daha fazlalaştıralım fibro olarak e, ki daha rahat kaldıralım sarkoplazmik büyümesi. Yani myo, mitokondorya miyofibril ve sarkoplazmik büyümemiz var kaslar. Bunun dışında bizim başka bir e, büyütme olayımız yok kaslar için. E, ve bunun dışında, e, bunu aklınıza tutun, cepte tutun bunu. Bizim vücudumuzda e, iki tane kan dolaşımı var. Bir bütün vücudunuzda kan dolaşımı var. Bir kaslarınızın ve organlarınızın içine giden kan dolaşımı var. Yani sizin kanınız geliyor buradan bir tane damar gidip geliyor. Bir tanesi de gerip burada, buradan kaslarınıza gidip bir de kasların içinde dolaşıp giden e, döngü var. Şimdi siz bir madde diyelim ki bu e, yani görmüşsünüzdür. E, insülin iğneleriyle ya da baby e, injeksiyonlarla. Ee, İnjekte eden kişilere söylüyorum ben bunu. Siz bunu incekte ettiğiniz zaman vücudunuz bu ne diye olarak oraya daha fazla yoğunlaşıyor. Ya kötü bir şey saldıracak, ödem olacak orası. Ya da iyi bir şey alıp onu sentezleyecek. İşte diğer, değişik organlarınızda, karaciğerde, başka or organlarda onu sentezleyecek. Ee, bu kan yoğunluğu orada o kasın belirli bir süre için bir, bir saat, iki saat, 3 saat, bir gün, iki gün bu tabii ki kullandığınız istiroide de bağlı. Kan orada yoğunlaşıyor ve kasınız pump oluyor. E, ee, ve oradaki kasın büyümesine sebep oluyor. Bir belirli bir süre için yani o temelli orada kalacak diye bir şey yok. Ee, olabilir, yani hem olabilir hem olmayabilir. Yani pump da olabilir, pump da olmayabilir. görmem görmüyor olabilirsiniz de. Ee, o yüzden siz injekte ettiğiniz zaman, o büyümeyi gördüğünüz zaman buna anlanmayın. O yine bir gün, iki gün sonra o e, pump oradan çekilecek, o oradaki madde vücutta yayılacak ve oradaki pump'ı e, kaybedeceksiniz kısa iğneyle yaptığınız zaman. En azından yani bu tamamen saçma bir inanç. Eğer buradan yapıyorsam buradaki kası büyütecek diye o tamamen saçma bir inanç. Çünkü hiçbir madde sizin kas, kasınızda sentezlenmiyor çıkıp başka organlarda sentezleniyor. İki, eğer yapmak istiyorsunuz, bu kendi tecrübem olarak size söylüyorum bunu ve denemişliğim de var ve verim almışlığım da var. Eğer yapmak istiyorsanız en azından uzun iğneler kullanın. Çünkü omuz kası çok hassas ve çok fazla sinir sistemleri orada yoğunlaşan bir kas olduğu için. Normalde bunu herkes yapmaz ama bunu ben kendim denedim ve verim aldım. En azından uzun iğne kullanın ki oradaki kaslara zarar verin ve onları yırtın ki o yırtılmanın onarımı peşinde peşinden oradaki kas büyüsün yani en azından eğer yapmak istiyorsanız böyle yapın ki oradaki kas e, onarımıyla büyümeyi peşinden getirsin o zaman bir toparlıyoruz e, bölgesel injeksiyon kası büyütür diye tamamen e, yanlış bir inanç ve saçma bir inanç öyle bir şey Yok dünyada. Başka bir yerde söylerseniz size gülerler. Yani bir bilimsel bir açıklaması yok bunun. Umarım bu videoda işinize yaramıştır. Eğer bir sorunuz varsa videonun altında yazın. Cevaplayacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.